Evet, aslında Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulamasını takip eden bir organ. Dolayısıyla aslında AİHM'in verdiği kararları, hangi karar ise, hangi ülke için verilmişse, uygulayıp uygulamadıklarını ya da ne kadar uyguladıklarını takip etmesi gerekiyor zaten. Ve dolayısıyla da bu takibi sırasında da eksiklikleri tespit edip devlete ne yapması gerektiğine dair de tavsiyelerde bulunuyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bu kararların uygulanmasının takibi dolayısıyla önemli. Çünkü devlet bu karar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirdi mi getirmedi mi aslında bu takip sırasında biraz da ortaya çıkıyor. Bu özellikle bu olay özelinde şöyle denilebilir. Ceza infaz kanunu düzenlenirken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan politik nedenlerle bu cezayı alanların ömür boyu hapiste kalacaklarına dair bir düzenleme aslında içeriyordu. Yani hiçbir şekilde yani ölüm dışında bir sebeple hapisten çıkma ihtimallerinin olmadığı bir infaz düzenlemesinden söz ediyoruz. Tam da AİHM bunun umut hakkına aykırı olduğunu, umut hakkını ihlal ettiğini belirterek aslında işte 2014'te Öcalan Türkiye kararını bunun üzerinden gerçekleştirmişti, bunun üzerinden vermişti. Şimdi dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verirken infaz sisteminde çıkma umudu içermeyen bir cezanın yani ölünceye kadar bir ceza uygulamasının hak ihlali yarattığına hükmettiği için devlete bu düzenlemeyi değiştir demiş oldu. Bu düzenleme değişti mi, değişmedi mi, sonuçları ne oldu, hangi adımları attı sorusunun cevabı işte bütün o 2014'ten bugüne kadarki süreçte Bakanlar Komitesi tarafından, Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi'nin bu davanın, bu kararın uygulanmasının izlenmesi aşamasındaki çalışmaları üzerinden değerlendirilebilir. Sivil toplum örgütlerinin de bu tür davalarda görüş bildirme hakkı var. Dolayısıyla devlet bir rapor sunuyor bu tür durumlarda. Diyor ki ben şunları şunları yaptım ya da yapacağım. Ve bunun karşısında bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri de bu sürece dair devletin attığı ya da atmadığı adımlar nelerdi, aslında yapılması gereken neydi, sorunun boyutu nedir, Bakanlar Komitesi'nin dikkatini çekmek ve Bakanlar Komitesi'nin devlete daha isabetli tavsiyelerde bulunmasını sağlamak için esasen yapılan bir bildirimden söz ediyoruz. Dolayısıyla biz de yaptığımız bu bildirimde, bu işte hukuk örgütleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu bildirimde Türkiye'deki hukuk sistemine, infaz sistemine dikkat çektik bir kere daha. Şartlı tahliye ya da denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan işte mahpusların sorunlarına, burada infazda eşitlik ilkesine aykırı bir takım uygulamalara, devletin işte kişiye özel işte İmralı Hapishanesi ve dolayısıyla orada uygulanan tecritin boyutu hepimiz tarafından biliniyor. Politik sahiplerle bir infaz uygulaması gerçekleştirdiği ve dolayısıyla bunun da aslında genel olarak infaz hukukunun mantığına uygun olmadığı, insan haklarına aykırı olduğu gibi aslında bütün bunları da içeren, hem tespitlerimizi dolayısıyla taleplerimizi de içeren bir bildirim söz konusu oldu. Burada devletin atması gereken adımlar tabii ki ifade edildi bir anlamda. Çünkü devletin mesela infaz yasasında değişiklik yapması gerekiyor. Yine özellikle infaz sırasında geçerli olan bir takım yönetmeliklerle, genelgelerle düzenlenmiş hususlarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç var. Bütün bu konuları aslında içeren bir bildirim yapılmış oldu. Bu komitenin dava izlemesinin, yani davanın uygulanmasına dair izlemesini daha etkili bir şekilde yapabilmesi mümkündür tabii ki. Burada bir eksiklik görülebilir. Ama Türkiye'de uygulanan tecrit sisteminin aslında komiteyle direkt bağını kurmak imkan dahilinde değil tabii ki.
Yani esas itibariyle Türkiye'de hem yasal düzenlemeler hem uygulamalar anlamında tecriti gittikçe ağırlaştıran, üstelik yeni tip hapishanelerle biliyorsunuz bu tecritin çok daha sistematik olarak uygulanmasını mümkün kılacak. Hatta son dönemde S ve Y tiplerinden sonra şimdi de Türk tipi hapishane çalışması yürütüldüğü söyleniyor. Dolayısıyla bütün bu hapishane sistemlerinde ve infaz kanununda, bütün o infaz uygulamalarında tecriti gittikçe ağırlaştıran bir yönelim var. Dolayısıyla bu aslında devletin tutumuyla ilişkili. Yani Bakanlar Komitesi orada izlemeyi daha düzgün yapsaydı belki örneğin işte 41 aydır aile ve avukatla görüşmenin engellenmesi noktasında bir geri adım belki söz konusu olabilirdi. Yani arada belki birkaç görüşme daha sağlanabilirdi diyelim ama Bakanlar Komitesi nihayetinde devlete tavsiyede bulunuyor. Yani şunu yapmalısın diyor ve onu bir anlamda sıkıştırıyor aslına bakarsanız. Yani şunları yapın noktasında en azından takibin daha doğru bilgiler üzerinden yürütülmesi durumunda bu daha etkili olabiliyor. Bakanlar Komitesi de doğru bilgilendirilebilirse. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkileri Genel Müdürlüğü zaman zaman istatistik açıklıyor. Fakat bu istatistiklerin açıklanmasından 2020 yılından sonra geri adım atıldığına dair bir durum söz konusu. Yani bazı veriler mesela en son 2019'da açıklanmış, 2021'de açıklanmış ama 22'de, 23'te, 24'te mesela bu veriler yok. Zaten hiç açıklanmayan veriler de var. Bunlar neler? Mesela politik mahpuslara ilişkin verileri hiçbir dönem aslında tam olarak bulamazsınız. Bu bazen işte soru önergelerine verilen cevaplarda ve benzeri şeylerde karşımıza çıkar ama bu bir resmi istatistik olarak sitesinde yer almaz. Yani isteyen kişinin ulaşabileceği bir veri değildir. Şimdi dolayısıyla bu veri saklama işi aslında hakikatlerin toplumdan saklanması, gerçeklerin toplumdan saklanması politikasıyla yakından ilişkili. Evet, sorun oluşturur. Çünkü mesela Türkiye'deki politik mahpusların sayısına ilişkin bir veri açıklanmıyor örneğin. Neden? Çünkü Türkiye'de on binlerce politik mahpus var. Ve bu politik mahpuslar dediğimiz aslında hep terörle mücadele yasasıyla ilişkilendirilerek yargılanıyorlar. Yani tırnak içinde söyleyelim, terörist diye damgalanan kişilerden söz ediyoruz. Şimdi bir ülkede düşünün ki işte 50 bin tane terörist cezaevinde dense yani bu nasıl bir etki yaratır? Hani burası o zaman demek ki yani böyle bir terörden geçilmeyen bir ülke olması lazım değil mi? Zaten bu konu mesela biliyorsunuz yine AİHM'in de tartışma konularından bir tanesi terör tanımının daraltılması meselesi. Türkiye'de çünkü bir sosyal medya paylaşımın dolayısıyla da terör damgası yiyebilirsiniz ve bundan dolayı terörle mücadele kanunu çerçevesinde de ceza alırsınız. Bir konuşma yaptıysanız, işte bir gösteriye katıldıysanız yani herhangi bir terör olayı içermeyen, terör unsuru içermeyen pek çok noktada siz terörist damgası yiyebiliyorsunuz Türkiye'de. O yüzden AİHM kararlarında da çok net olarak terör tanımının daraltılması isteniyor. Tam da işte bu nedenle yani bu ülkede bu kadar çok terörist varsa o zaman bu ülke hani nasıl bir ülke sorusu, belki bunun yaratacağı bir takım tepkiler üzerinden aslında bu sayılar açıklanmıyor. Bunu net olarak ifade etmek mümkün. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bakımından da durum böyle. Çünkü AİHM nihayetinde bu cezanın infazı aşamasındaki tablonun hak ihlali olduğunu tespit etti. Siz sayıyı ne kadar ağırlaştırırsanız, çoğaltırsanız o kadar çok bu sorun dolayısıyla gündeme gelecek. Dolayısıyla da AİHM'in de, Bakanlar Komitesi'nin de, bu alanda çalışan insan hakları mekanizmalarının da doğal olarak tepkisini çekecek bir noktaya varacağı için genel olarak aslında sayılar ya açıklanmıyor ya da düşük gösterilmeye çalışılıyor. Az evvel söylediğiniz gibi sayı olarak söylese 4000 diyecek
Ama onu %1,5 diye diyelim ki bir şey yüzde oranla veriyor örneğin. Bunun gibi aslında biraz algı yanıltma gibi bir yönteme de başvurduklarını görüyoruz. Bazı şeyleri birbirinden ayırmaya ihtiyacımız var. Hani biraz evvel Türkiye'deki tecrit sisteminin ya da İmralı'daki tecrit uygulamalarının, Bakanlar Komitesi'nin dava izleme sürecini yeterince etkili yürütmemesiyle bağını konuşmuştuk ya ve burada hani dedik ki aslında bu bir devlet politikası. Yani nihayetinde buna karar veren, bunu sürdüren, bu devletin dolayısıyla bu devleti yönetenlerin yönelimleri, tercihleri üzerinden, politik tutumları üzerinden şekilleniyor. Şimdi Bakanlar Komitesi nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir kararın izlemesini yapıyor. Bu kararın gereğini devlet yerine getirdi mi, getirmedi mi diye bakıyor örneğin. Dolayısıyla bir etkisi olabilir evet. Ama aslında Bakanlar Komitesi'nin üzerine bırakılabilecek bir mesele değil. Aslında buradan bunu söylemeye çalışıyorum. Burada sorun çok daha işte sadece Bakanlar Komitesi'nin üzerine bırakılmayacak kadar önemli bir sorun. Dolayısıyla da bu sorunun çözümü noktasında da Bakanlar Komitesi'nin atacağı adımlar sadece dava izlemesi bağlamında tamam etkili olur. Ama esas olarak sorunun çözümü buradan yürütülecek bir mücadeleyle söz konusu olabilir. Bir mücadele derken de aslında bunun hem toplumsal ayağı var, hem siyaset ayağı var, hem hukuk ayağı var, hem insan hakları ayağı var. Aslında pek çok noktada Türkiye'deki tecrit sistemine ilişkin güçlü bir mücadeleye ihtiyacımız var ki bu sorun gerçek manada çözülebilsin. Ya burada uluslararası mekanizmaların, uluslararası işte insan hakları örgütlerinin tabii ki hani meseleye doğru bakması ve devleti doğru yerden sıkıştırması oldukça önemli. Doğru bir takım tavsiyelerde ya da taleplerde bulunması önemli. Ama bu ancak buradan yükselecek bir mücadelenin yine etkisiyle gerçekleşebilir. Yani nasıl ki Bakanlar Komitesi son süreçte İmralı'daki bu ağır tecrit meselesinde gösterilen tepkiler üzerinden yeniden toplanma kararı aldı diyorsunuz. Tam da uluslararası insan hakları mekanizmalarını da harekete geçiren şey aslında buradan yürütülecek mücadelenin gücü büyük oranda. Evet, aslında biz sürekli hem İmralı'daki tecrit hem de Türkiye'nin diğer hapishanelerinde devam eden tecrit uygulamaları ve hak ihlallerine karşı girişimlerde bulunuyoruz. Sürekli bulunuyoruz aslında. Yani bu sorunun çeşidine göre, bazen ağırlığına göre ulusal mekanizmalara başvurular, işte bakanlıklara yapılan başvurular, zaman zaman uluslararası işte insan hakları mekanizmalarına yapılan başvurular, işte değişik yöntemlerle toplumda farkındalık yaratılması, aslında sorunun bilinir hale gelmesi ve aslında bir duyarlılık geliştirilmesi gibi. Hatta aslında mahpusların hak arama gücünü desteklemek için de biz çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bu aslında sadece mahpuslar bakımından değil, yani hak arayanların da güçlendirilmesine ihtiyaç var ki korkmadan, sinmeden işte bir hakkını dile getirebilsin ya da bir talebini dile getirebilsin. O yüzden biz tabii ki bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.